Merhaba, ben Melike'nin annesi Gülüz. Sen Siteciğim, duyduğuma göre altınların yarısını almak istiyormuşsun, gezmek tozmak için. Bence yeterince gezmişsindir otur oturduğun yerde. Melike karnındaki bebeği için mücadele ediyor. Ben evlendiklerinden beri hep kızımın arkasındayım ve öyle de kalacağım, kızımın arkasında olacağım her zaman için. Şahiste Hanım. Evet. Yeni mi gördün? Evet. Ne dedimiş ama? Dünür'ün? Dünür'üm evet, benim altınları almamamı söylemiş. Ben de şöyle bir cevap veriyorum gelinime. Acaba altınları kendi mi istiyor Melike'den ki bana bu şekilde cevap göndermiş, konuşuyor. Annem kesinlikle öyle bir şey istemez. Annem buraya çocuklarım için geldiğini biliyor. Hı hı. Yani annemin sadece ihtiyacı olmadığını, yani kayınvalidemin ihtiyacı olmadığını, sadece gerçekten de gezmek için harcayacağı için, yani o çocukları için harcayacak, altınların yarısını isteme diyor yani. Kötü bir şey söylemiyor annem. Ya tabii ki düşünecek de, ama yani ben de böyle düşünüyorum. Acaba annen mi alttan altınları anlamak istiyor? Annem imkansız. Annem her zaman yanındaydı. Hani, benim en doğal hakkım. Sen buraya tek başına gelmedin. Siz de tek İkimiz geldik yani. Peki, ve biz gelmeden konuştuk. Evet Fatih Bey, gelmeden önce konuştuk, yarı yarıya dedik. O da tamam dedi. Altınlar sadece bende olacak, kayınvaliden de altınlar olmayacak dedi. Evet ya, ama şöyle mesela ama bir tane bilezik verin mesela, olursa eğer kazanırsam bir tane veririm. Hayır, şunu bir aydınlığa kavuşturun. Yani, ama yarı yarıya biz böyle vermem. Bir konuşma yaptı. Evet, yarı yarıya Melike dedik. Melike diyor ki öyle bir konuşma olmadı. Altınlar benim bir diyor. Yani, yarı yarıya Melike demedim. Melike şu anda kayınvaliden biz konuştuk, altınları paylaşacağız diye söylüyor. Evet. Cevap ver. Paylaşmayacağız. Paylaşırsak ben, da yarı yarıya değil yani. Ben yarı yarıya diyorum. Yarı yarıya kesinlikle ve kesinlikle alırım yarısını. Vermem. Ben de bunu söylüyorum. Ben asla ve asla kabul etmiyorum. Ha, o bana verir yarısını. Ben çıkartır veririm, o ayrı konu. O benim bileceğim iş. İkna etmek için mi bu böyle bir şey söyledi? Acaba şimdi zaten. Bakın ne kadar güzel. Ağzınız bal yesin Fatih Beyciğim. Durumda... Çok güzel söylediniz. Ok. Evet. Ben hayır, ikna etmek için gelmedim. Zaten annem buraya başvurdu. Ben de formları falan beraber yaptık yani. Ama kabul etmeseydin? Onun haricinde annemde zaten böyle bir vicdan varsa gerçekten, yani kayınvalidemde böyle bir vicdan varsa, çocuklarım için buraya geliyorum, hani kendi torunları yani. Peki, benim de çocuklarım. Peki Melike'ciğim, vicdanlı ne? Ben vicdansız birisi miyim hayır, şimdi vicdansız sen? Vicdansız değilsin. Heh. Onu söylemiyorum sana. Ama yarısını illa alacağım dersen. Alacağım söyleyecek ama öyle geldik. Yani. Öyle konuştuk. Biz bu şekilde konuştuk. Evet. Şimdi sen vicdanlıysa zaten benden almaz diyor ya. Sen de keşke o kadar iyi niyetli olup da zaten kayınvalidenle paylaşmayı bilsen zaten. Annen zaten sana yok kızım zaten benim ihtiyacım yok deyip seni bırakmasını da zaten bilir. Ama sen burada gayet çok bencil davranıyorsun. Hiç kayınvaliden düşünmüyorsun. Sanki burada tek başına yarışıyormuşum gibi havasındasın yani. Vicdanla alakalı bir durum değil. Sen ne kadar yorulup emek veriyorsan en az seni kadar o da emek veriyor. Hani annen şey gibi yansı etmiş. Şahiste hanım alamaz, ona düşen altınlar bana düşsün gibi yansıtmış. Tabii ki de bence Şahiste teyzenin fazlasıyla hakkı var. Ben nasıl kayınvalidemle paylaşıyorsam bence seninle paylaşıyorum. Bunu yani... anlıyor musun? Ne? Çeyreği annen de onda aldın ama. Bir tanesini, onu anlattım Fatih Bey. Konu gelirse söylerim, kendisi hediye etti bana torun için. Peki. Yani onun da hakkı var bence. Yarısı olmasa bile bir kısmını alması gerekiyor. Vallahi çok tutarsız yani, çelişkili konuşuyorlar. Evet. İlk başta anlaşmışlar yarı yarıya diye. Melike anlaşmadık diyor, Şahiste Hanım anlaştık evet. diyor. Melike getirene kadar anlaşmış, getirince vazgeçmiş. Getirdikten sonra vazgeçmiş. Öyle bir çide var sizce de? Bence de anlaşmışlar, gelmişler. Buraya gelince o çamura yatıyor, vermek istemiyor. Buraya getirene kadar annem hep benim yanımda, hep yanımda diyor. Sizce bir şey söyleyeceğim, ben şöyle bir şey anladım. Anneyle konuşulmuş mu? Evet, annenin bundan nereden haberi olacak? Anneyi aramış, söylemiş. Aysel Hanım konuşulmuş değil mi sen anneyle? Tabii doğal anneydi. Olarak öyle düşünüyorsunuz. Buraya bir video gönderilmiş. Dinlerim konuşmuşlar. Aba altından sopa gösteriyorlar. Annesinin yanında olduğunu söylüyor. Annen nerede, hangi konuda yardım? Evimi taşıdım yanımda. Bu yanında değil, herkes yanında durur. Hep bir ev taşımakla yanında olmuyor. Ayrıca kayınvalideniz 8 senedir benim gözüm ve elim onların üzerinde dedi. Ne torununa, hangisi yakınında, da hangisi yani. Daha sana yani yardımcı mi? Oluyor, onu anlamak istiyorum. Şu anda annen mi yarışıyor seninle beraber? Ekibin annen mi? Hayır. Kayınvalide. Bakalım altınlar geldiğinde ne olacak? Peki.